Herkese merhaba, ben fizyoterapist Aynur Baş. Bugün sizlere aralıklı açlık diyetinden bahsedeceğim. Ama önce neden aralıklı açlığa ihtiyacımız var? Bize ne gibi faydalar olacak? Bunları konuşalım. Çünkü ikna olmadığımız bir konuda başarılı da olamayız. Öncelikle şunu anlayalım. Günde 3 öğün beslenme kasa sahiplerinin fikriydi. Şehirlere çekilen insanları çalıştırırken onlara ödedikleri paralar biraz zorlarına gitmiş olacak ki sanayileşmenin hemen ardından ödedikleri bu parayı daha çabuk geri alabilme adına yeni sektörler de peyda ettiler. Bunların başında gıda sektörü geliyor ve elbette onunla birlikte ilerleyen ilaç sektörü de. Plan gayet basitti. Çok ve kalitesiz yedir, hasta et, ilaçlarla daha çok hasta et. İnsanın doğasında günde 3 öğün beslenme yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur. Vücudumuzun ihtiyacı olandan fazlasını yiyoruz, bunun bir miktarını kullanıyoruz, depolayabildiğimiz kadarını depoluyoruz ve en az bir o kadarını da tuvaletlere atıyoruz. Ve bu arada hastalıklara daha yatkın hale geliyoruz. Diyeceksiniz ki ortalama insan ömrü uzadı, bu bizleri daha sağlıklı yapar. Yok, aslında öyle değil. Önceden kaliteli ve sağlıklı yaşıyorduk, ölüyorduk. Şimdi ise kısa bir süre sağlıklı yaşıyoruz, uzun bir süre sürünüyoruz ve ölüyoruz. Bu arada uzun ömür anın içine doldurduğunuz kadardır. 80 yaşındasınızdır, bir avuç anıya sahipsinizdir ya da 50 yaşındasınızdır, dolu dolu yaşamışsınızdır. Bir sürü insan biriktirmiş, bir sürü anıya sahipsinizdir. İşte asıl uzun ömür budur. Son zamanlarda aralıklı açlık diyeti sanki yeni keşfedilmiş bir mucize gibi lanse ediliyor. Oysa biz 2 gün oruç tutmanın İslamiyet'ten bu yana, hatta İslamiyet öncesi dinlerden de bu yana insana tavsiye edildiğini biliyoruz. Ha, modern tıp şunu yapmış oldu, biz faydalı olduğunu biliyorduk ama ayrıntılarından haberdar değildik. Şimdi akademik yayınlarla da bu ayrıntıları biliyoruz ve faydası konusunda elimizde bir onay tasdik var artık. Aralıklı açlık diyetinin en büyük faydalarından biri vücudumuzdaki şeker metabolizmasını düzenliyor oluşu. İnsülin hormonunu hemen hemen herkes bilir. Şeker dendiğinde akla ilk gelendir. İnsülin hormonu mevcutta salgılandığı düzeyin çok daha altında olsun ki daha iyi, daha aktif bir şeker metabolizmamız işlesin ve depo ettiğimiz yağları yakabilelim. Yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Ortalama 18 ila 24 saat arasında aç kalındığında kişinin insülin hormon düzeyi yaklaşık %50 azalıyor. Ve bu sayede işte o göbekte biriktirdiğimiz yağları yakabilir hale geliyoruz. Yani sadece işte 40 dakika ya da yüksek performansla egzersiz yapıyor olmak yeterli değil. Eğer metabolizmanız doğru işlemiyorsa, yani vücudunuzun fabrikası doğru çalışmıyorsa göbek yağlarından kurtulmak da çok kolay olmuyor maalesef. Hazır şeker metabolizması demişken bana sayabileceğiniz hemen hemen bütün hastalıkların altında sinsi sinsi şekerin yattığını size ispatlayabilirim. Kalp krizi, inme, felç, Alzheimer, damar tıkanıklığı, demans, kanser, özellikle kanser ve elbette çağımızın hastalığı obezite. Burada belki size çok kısa şekerin ne olduğunu anlatmam gerekli. Çünkü ben her şeker dediğimde sizin aklınıza o fabrikasyon şeker ürünleri geliyor. Bu arada esmer şeker, beyaz şeker öyle çok bir fark yok arada. Onu da hemen söylemek istiyorum. Öğünlerimizin içeriği şöyledir. Yağlar, karbonhidratlar ve proteinler. Karbonhidratlar dediğimizde ise anlamamız gereken tahıllar, baklagiller, sebze ve meyveler. Karbonhidratları ise kendi aralarında ikiye ayıracağım. Basit karbonhidratlar ve iyi karbonhidratlar. İşte bu karbonhidratların sindirilmesiyle açığa çıkan ürüne glikoz, yani şeker diyoruz. Ve biz bunu enerji kaynağı olarak vücudumuzda kullanıyoruz. Basit karbonhidratlar çok çabuk sindirime uğrarlar. Hemencecik parçalanırlar ve onlar sindirilirken neredeyse hiç enerji harcanmaz. Birdenbire kanda bir glikoz, şeker yükselmesi, şeker patlaması olur. Bir anda çok fazla şeker geldiği için vücut o an kullanacak olduğu kadarını kullanır, gerisini hemen depolar. Tabii kandaki şeker düşer. Dolayısıyla biz yeniden yeme ihtiyacı duyarız, yeniden acıkırız. Bu bizi sık beslenmeye götürür. İyi karbonhidratlarsa çok daha uzun sürede sindirilirler ve onlar sindirilirken de vücut enerji harcar, yani kalori yakar.
Dolayısıyla gıdı gıdı kana şeker glikoz salarlar ve anlık biz de onu kullanırız ve depo etme ihtiyacı da duymayız. Dolayısıyla uzun süre tok kalırız. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Birçok iyi karbonhidrat yani sebzeler sindirilirken, daha henüz sindirilirken kalori yakarlar, harcarlar. Yani şöyle düşünün, yemek yerken zayıf kalabilirsiniz ya da yemek yerken kilo almayabilirsiniz. Bu arada meyvenin fazlasının da sıkıntılı olduğunu söylemek istiyorum. Yani iyi karbonhidratlar grubuna dahil ettim ama eğer çok çok yiyorsanız yine aynı şeker yükselmesini, şeker patlamasını yapacaktır. Bu arada şundan da bir küçük bahsetmek istiyorum. Şimdi basit karbonhidratı tükettik, hemen sindirildi, kanda hemen şekeri yükseltti. Anlık kullanacak olduğumuzu kullandık ve geri kalanını depoladık. Sonra tekrar acıktık. Niye sonrasında tekrar acıkıyoruz da o depo ettiğimiz şekerleri kullanmıyoruz? Hali hazırda fiziksel olarak da aktif olmadığımız için yağ metabolizmamızı, yani yağı yakıp şekere döndürme ile ilgili işlemleri ciddi anlamda sekteye uğratmış oluyoruz. Peki aç kalmak vücudumuza ne yapar? Tahmin ettiğinizin, sandığınızın aksine insan bedeni açken daha aktiftir. Gözler daha iyi görür, kaslar daha verimli çalışır ve beyin çok daha hızlı işler. Üstelik bunu 48 saatten daha uzun süre sürdürebilir. Tabii eğer beden işleyişimizi bozmamışsak. Peki çok yemek yemek ne yapar? Bizi çok fazla acıktırır. Çok sık yemek yediğimiz için de bedenimiz daha çok sindirimle meşgul olur ve diğer işlemleri göz ardı eder ya da onlara çok daha az enerji bırakır. Bu bizde ne yapar? Daha miskin, daha halsiz, daha isteksiz oluruz. Bağışıklık sistemimizin de enerjisi biraz kesildiği için ve tamir sistemimizin de enerjisi biraz daha kısıldığı için hastalıklara daha açık hale gelir ya da daha zor iyileşir hale geliriz. Ve öğünlerimizin hemen hemen hepsinde gluten içeren malzemeler, mamuller olduğu için, ekmek gibi mesela. Glutenin de ne olduğunu anlatmak lazım ama onu bir başka videoya bırakayım çünkü çok fazla uzatacak konuyu. Bu gluten malzemesi beynimizde uyuşturucu maddelerin yapıştığı ve bağlandığı reseptörlere, algılayıcılara yapışır. Yani düşük düzeyli aslında beynimizi uyuşturduğumuzu düşünebiliriz. Bu anlamda da besinlerimizin, aldığımız besinlerin içeriğinin ne olduğu çok önemli. Ve işte aralıklı açlık bizi tüm bu sıkıntılardan kurtarır. Kandaki şeker miktarını düzenler, bedenimizi tazeler ve bizi aktif tutar. Dolayısıyla daha sağlıklı kılar. Gelelim nasıl yapacağımıza. Videonun başında söylediğim gibi İslamiyet bunu hala hazırda bize zaten tavsiye eder haftanın iki günü oruç tutmayı. Ve pazartesi ve perşembe olarak bu oruç tutulur. Ama aralıklı açlık, faslalı açlıkla ilgili bilimsel çalışmalarda bunu haftanın farklı farklı günlerine de dağıtıyorlar. Yani hani sadece pazartesi, perşembe değil, işte salı, cuma, bazen pazartesi, çarşamba gibi bedeni biraz daha şaşırtma anlamında bu yöntemi de kullanıyorlar. Aç kalacağımız süreyi nasıl belirleyeceğiz? Burada aslında bizim için önemli etken kaç saat uyuduğunuz. Yani ortalama 8-10 saat uyuduğunuzu varsayarsak, başlangıç için konuşuyorum. Bunun 4 saat öncesinde, yani uyumadan evvel 4 saat evvel yemek yemeyi bırakmış olmak gerekiyor. Yemekle ilgili işi bitirmiş olmak gerekiyor. Uyuduk, uyandık. En az bundan 4 saat sonra tekrar öğün yapacağız ve bir daha yatana kadar yemeyeceğiz. Peki besinlerimizin içeriği ne olacak? Tabii işte size sağlıklı karbonhidratlardan, basit karbonhidratlardan bahsettim. Dolayısıyla aslında besinlerdeki o karbonhidrat seçiminiz de önemli. Yani işte makarna yiyeceğinize ya da mantı, börek, çörek yiyeceğinize bir sebze yemeğini tercih edebilirsiniz. Yanına da protein içerikli bir şeyler yiyebilirsiniz. Öğününüzü bu şekilde daha sağlıklı içeriklerle düzenlerseniz zaten daha uzun süre tok kalacaksınız. O yüzden açlıkla ilgili çok büyük bir derdiniz olmayacak. Ama tabii başlarda psikolojik anlamda, yani bedenimiz gerçekte acıkmasa bile, depo ettiği yağlardan kullanabilecek olsa bile, psikolojik anlamda da bizi biraz gergin, agresif yapabilir. Sorun değil, yolun başındasınız. Vücut alıştıkça bu düzene, daha doğrusu kendi normaline dönmeye başladıkça bu sıkıntılardan zaten kurtulacaksınız.
oruç halinde tutmayacaksanız, yani sadece aralıklı açlık diyeti halinde yapacaksanız neler tüketebilirsiniz gün içerisinde? Su elbette tüketebilirsiniz. Açık çay, miktarı fazla olmamak kaydıyla kahve tüketebilirsiniz. Onu da çok abartmamak gerekli. Bir iki tane belki. Ve içinde tabii bunların şeker olmayacak ya da süt tozu gibi kalori içeren şeyler olmayacak. Bitki çaylarına da dikkat etmek gerekli. İçeriğinden çok emin değilseniz bitki çayları da tüketmeyin bu süreçte. Çünkü bazı bitkiler, bitki çayları biraz bir miktar yağ da içerir. Dolayısıyla siz vücuda kalori almış olursunuz. O yüzden de açlığınızı bozmuş olursunuz. Yani sistem çok iyi işlemez. Yatana kadar hiçbir şey yemediniz. Ertesi gün yine normal öğünlerinizle devam ediyorsunuz gününüze. Yani uyandınız, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Bir gün önce açlık diyetini uygulamıştınız ya da oruç tutmuştunuz. Ertesi gün kahvaltınızı yapıyorsunuz. Normal öğünlerinizi tüketiyorsunuz. Videonun başında da söylediğim üzere 3 öğün değil de günde 2 öğün beslenmeyi alışkanlık haline getirirseniz çok çok daha faydalı bir şey yapmış olursunuz. Yine kendinizi çok zorlamama adına başlarda 2-3 hafta bunu haftanın bir günü yapabilirsiniz. Ama en ideali haftanın 2 günü uygulamaktır. Ve anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Biliyorum ki birçoğu daha videonun yarısına gelmeden dahi döküldüler. Ama buraya kadar dinlediyseniz eğer kendiniz için iyi bir şeyler yapmak istiyorsunuz demektir. Belki benim de size bu anlamda küçük bir katkım olabilir. Hem beslenmenizi sağlıklı tutarak hem de belki hayatınıza egzersiz alışkanlığı katmanıza vesile olabilirim diye düşünüyorum. O yüzden hani demiştik ya uzun ömür aslında kaliteli ve doya doya yaşamaktır, mutlu anılarla yaşamaktır diye. Videonun altında tabii başka bir bilgi ipucu vermeden ve çok özel değilse şayet mutlu bir anınızı paylaşın yorumlarda. Ben de ay sonunda gelen bu yorumlar arasından bir çekiliş yapayım ve iki kişiye dirençli egzersiz bandı göndereyim. Öyle şöyle bir metrelik adi bir şey yollamayacağım. 2-3 yıllık bir şey yollamayacağım, emin olabilirsiniz. Bütün vücudunuzu çalıştırabileceğiniz ve hemen hemen her egzersizi yaparken kullanabileceğiniz tek bir malzemeniz olmuş olur elinizde. Benden de size bir hatıra kalmış olur. Eğer benimle mutlu anılarınızı paylaşırsanız ben de çok mutlu olurum. Benim de en mutlu anılarımdan biri bu olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.